Günaydın hanımlar. Bakın ne buldum. Bu kadar saç. Belki de daha da vardır. Şu an elime gelen bunlar. Bunlar sonradan çıkmış, gördünüz mü? Bakın göstereyim. Daha da şu kenarlarda da var. Bakın. Bayağı bir saç gelmiş. Daha aralarda da vardır. Bakın şu da gelmiş. Bayağı bir saç gelmeye başlamış yani. Hey o. Artık bunu denemeye gerek kalmayabilir yakında. Demek ki siz söyleyin, tam bir ay sonrasında ürünümüz yüzümüzü güldürmeye başlıyor. Bu arada yine kahvem yanımda. Evet, güzel yedirelim. Tabii saçlarımız öyle çok gürül gürül olmuyor, onu da söyleyeyim. Ben işte Dukray kullandığım zamanlardan biliyorum. Dökülen saçlarımız yerine geliyor. Mevcut olan saçlarımızın tekrardan çıkmasını sağlıyor anladığım kadar bu tarz ürünler. Onda da öyle küçük küçük saçlarım geldi. Biraz kullandım, tekrardan dökülmeye başladı. İşte dediğim gibi saçlar her şeye alışıyor. Şampuanları, kremleri, diş macunlarını, her kullandığınız şeyi hep değiştirmeniz lazım. Hatta kullandığınız ilaçları bile. Düzenli kullandığımız her şey belli bir süre sonra vücudumuza hiç fayda etmiyor. Ben bunu şampuanda çok net şey yaptım. İşte diyorum ya, şimdi bunu 3 ay kullanacağım. 3 ay sonra tekrardan Dukray'a geçeceğim. Dukray'da bu arada şeylerde, eczanelerde kampanyalar oluyor. Dukray bayağı bir pahalı bir ürün. Şampuanı, ilacı, yani daha doğrusu hapı ve toniğinizi aldığınızda toplamda yani 750-800 sizi buluyor eski zamanda. Ben de hep kampanyaya denk getirip almıştım. 2 al 3 şey 3 al 2 öde kampanyaları oluyor. Şu an 400'e 500'e falan geliyor şampuan ile beraber. Ama işte dediğim gibi şampuan biraz saçı ağırlaştırıyor. Dikarken saçlarım bayağı sertleşti. Ondan sonra başka daha ne diyeyim? Muhakkak onda şampuan yani şey krem kullanmanız lazım. Bunda öyle bir şeye gerek yok. Kalmadı yani. Ben hiç kullanmadım şey kremi. İstiyorsanız besleyici krem kullanırsınız. Zaten bu ürün biraz şey yapıyor, yağlandırıyor saçı. Dediğim gibi bir de bu çok fazla çabucak uzatıyor saçları. Bakıyoruz. Evet. Bir. İki. Vallahi iki tane geldi gençler. O zaman ürünleri alıyoruz ve düzenli bir şekilde kullanıyoruz. Bakın üşenmiyoruz. Sabah köründe yine kalktık. Bugün işe gitmeyeceğim inşallah. Hindistan cevizi kahvemizle beraber. Güzel bir haftayı daha bitirdik. Güzel bir pazar günü diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Bay bay.